Herkese selam. Bugün pratik bir kahvaltı hazırlayacağız. Fakat başrolde şu bayat ekmeğimiz var. Gördüğünüz gibi evde ne varsa malzeme. Bayat ekmekleri kullanmak için süper bir tarif bu. Sabah kahvaltıda çocuklara da çok lezzetli gelecek. Şimdi bakın bir tane çay bardağım var. Çay bardağıyla bayat ekmeğimi şöyle bir orantılamak lazım ama bir bakayım. Evet. Şuradan içine alıyorum ilk tarafını. Bakın gayet de kolay oluyor size söyleyeyim. Şöyle çevirdiğiniz zaman sadece içine alın. Bir de önemli nokta fazla bastırmayın. Bakın bu şekil çıkıyor zaten. Hemen diğer tarafı da alalım. Yine önemli nokta bakın çevirmek önemli. Yoksa ekmeği yırtıyorsunuz. Şurada ikinci tarafı. Ve üçüncü taraf. Üçüncü taraf biraz zor olacak. Biraz daha küçük bardak kullanalım. Her zaman pratik çözümler vardır mutfakta. Bakın bir küçük çay bardağı. Baktınız ki burada sıkıntı oluyor. Çay bardağınızı tekrar koyun. O oraya destek verecektir. Sakatlamayız. Evet ekmeğimiz şu şekilde oldu. Bakın hafif şurada bir yırtılma oldu ama önemli değil. Sıkıntı yok. Hiç problem değil. Ekmeğimizi alalım. Hem yapacağız, hem keseceğiz, hem de yapacağız. Zaman kaybetmemek için. Ben döküm tavuğu kullanıyorum. Biraz sıvı yağ koyacağım. İsteyen ayçiçek yağı, isteyen zeytinyağı kullanabilir. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Duruma göre ona kalmış. Size kalmış. Nasıl isterseniz. Şöyle bir iyice yağlayalım. Hatta biraz daha koyacağım yağdan. Çünkü bu döküm tava olduğu için sonra sıkıntı çekmek istemiyorum. Altını kısalım ocağa. Yumurtalarımızı şöyle alalım. Şu an yumurtayla işimiz yok. İlk önce biberler. Küçük küçük. Şöyle ayırıyorum. Domateslerim küçük küçük olabildiğince küçük doğruyorum. O sırada tava zaten ısınıyor. Şimdi ben döküm tava kullandığım için rahatım. Siz teflon tava da kullanabilirsiniz. Fakat döküm tavanın şöyle bir problemi vardır. Döküm tava yapışır. O yüzden bol yağ koydum ben. Siz yağ durumunu kendinize göre ayarlarsınız. Bu çocuklar için de çok güzel bir tarif. Böyle basit gibi bir pratik bir tarif. 5 dakika sabah kahvaltı için harika. Şimdi ekmeğimi şu şekil koyuyorum. Ekmeğim burada kızarırken. Şurası biberli olsun. Ve domatesli olsun. Şöyle iyice bir bastıralım. Biber buraya da yakışır. Burası da hem biberli hem domatesli olsun. Beyaz peynir. Tabii ki selam. Sosis. Şöyle sosisimizi de atalım. Salam. Gördüğünüz gibi pratik. Hiç önceden öyle plan yapıp şöyle yapayım böyle yapayım diye düşünmeden yapıyorum hatta. Salamımı da atayım. Menü de değerleniyor böylece. Evdeki kalan malzemem, ekmeğim her şey değerleniyor şu anda. Şöyle bir kapak kapatalım. Bakın bu kadar malzeme var. Hala da kalan malzemelerim var. Görüyorsunuz sosisten tabi bir tane kullandım.
biliyorsunuz biz Türkler içindeki malzemeyi bize hiçbir zaman için yeterli gelmez. Devamlı daha çok daha çok kovalarız. Sıralım içini şunu. Biraz kekik. Biraz tuz. Şimdi beyaz peynirin zamanı geldi. Ortası beyaz peynirli olsun. Şurada kaşar peynir olsun. Ortaya şöyle bir yumurta kıralım. Evet. Bir tane de şöyle kıralım. Ortadakini sarı beyazını az atmıştım. Buna beyazıyla birlikte koyuyorum bunu. Şu şekil. Şimdi şu yumurtamızı biliyorsunuz beyazı var yumurtamızın ayırdığımız. Onları da şöyle yanlarına bakın evde kalan malzemeyle gerçekten güzel bir tarif. Basit ama güzel ve çocuklara da yedirebilirsiniz bunu. Üstüne biraz kaşar peyniri, şurada da beyaz peynir. Böyle ekmeklerimiz kalmıştı biliyorsunuz. Onları da kızartacağız. Malzeme işimiz bitti. Biraz kırmızı toz biber. Ben severim. İsteyen istediğini atabilir. Biraz tuz yumurtaya. Şu ekmeklerimizi çevirelim. Şöyle bir üstünü kapatalım arkadaşlar. Evet, hafif yumurta pişsin. Piştikten sonra bir 5 dakika sonra kahvaltı hazır. Evet, yine geldik en güzel bölüme. Görüyorsunuz 10 dakikamı almadı. Şöyle bir tadına bakayım. Ama önce şu yumurtayı bir patlatalım. Gördüğünüz gibi tam kıvamında olmuş. Yumurta çok güzel pişmiş. Şimdi şunu da patlatalım arkadaşlar. Şöyle. Of. Tam kıvamında olmuş ya. Bunu yeme tekniği. Şu şekilde kesiyorsunuz. Şu şekilde kesiyoruz. Şöyle elimizi alıyoruz. Bir bakalım altı nasıl olmuş. Tam pişmiş. Bilemiyorum. Sesi duyuyor musunuz? Kıtır kıtır. Çok güzel olmuş ya. Yapanın eli dert görmesin. Yapanın tuttuğu altın olsun. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir videoda görüşmek üzere.